pazartesi günü ödeme yapılacağını söyledim onlara. 6 haftadır para alamıyoruz diyorlar Selim. Benim niye bundan haberim yok? Ben sizi böyle önemsiz meselelerle meşgul etmek istemedim. Önemsiz dediğin mesele bu mu? Serap Hanım, ben meselenin bu hale geleceğini hiç düşünmemiştim. Ayrıca fabrikanın istikbali açısından paraları bankaya yatırıp bazı faiz geliri elde etmeye çalışmıştım. Sen bana sormadan ne cüretle böyle bir şeye kalkışırsın? Ben siz memnun olursunuz diye düşünmüştüm. Ayrıca açmayı planladığınız dokuma atölyesinin ilk adımlarını da bu faiz geliriyle yapacaktık. Tamamen iyi niyetimden. Lütfen bana inanınız. Şimdi anlıyorum. Büyük bir hata yapmışım sizi bu konuda haberdar etmemekle. Bankalarla ilgili vekaletnameyi iptal edeceğim. Ayrıca haftaya katiplerle buluşup hesapları çıkartalım. Bakalım ne kadar faiz geliri elde etmişsiniz. Eğer bu olay sizin nezdinizde herhangi bir güven eksikliği yarattıysa ben bir dakika dahi durmam burada. Madem iyi niyetlisiniz, korkacak bir şey yok, öyle değil mi? Elbette. Şimdi git Pakize'yi çağır. Serap Hanım seni çağırıyor. Kovacak mı acem? Kovarsa kovsun. Pakize, sakın pes etmeyesin ha. Şu şikayetleri bir de senden dinleyelim. Nedir, anlat bakalım. Dediğim gibi haftalıklar ödenmedi. Zaten aylardır gecikip duruyordu. Neredeyse günde 14 saat çalışır olduk. Şikayet edenler de kovulmakla tehdit ediliyor. Pamuğun değeri arttı, bizim çalışma saatlerimiz arttı. E fabrikadan çıkan mal da arttı. Gene de 3 kuruş haftalıklarımız ödenmiyor. Size ne fabrikanın karından? Sizin mi burası? Bugün haftalıkların tamamı ödenecek. Bugün mü? Ama bu mümkün değil Serap Hanım. Bugün dedim. Bir daha tekrarlamayacağım seni. Ayrıca herkese makul oranda zam yapılacak. Anlaşıldı mı? Birikmiş haftalıklar bugün ödeniyor. Esnaf mı? Deme ya. Ay yaşa. Ödeniyor demek. Ulan yaman kızsın Pakize. Durun, durun hele. Daha bitmedi. Bir de üstüne zam yaptı. Ne diyorsun? Allah razı olsun senden. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.